Arkadaşlar merhabalar, ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'in, altcoin'in ve temel analizde globalde olumluya dönüşebilecek haberlerin kripto paraya olan etkisini kısa bir şekilde analiz örüntüsüyle tartışacağız arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız şimdiden abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Lafı fazla uzatmayalım. Biraz kırgınlık var üzerimde, biraz rahatsızım. Ama olsun, bu bir bahane değildir deyip hemen videomu çekip arkadaşlar yüklemeyi planlıyorum inşallah. Gelin hep birlikte başlayalım. Öncelikle Bitcoin analizine bakacağım. Bitcoin'de güzel bir tepki alımı geldi. Aslında bu tepki alımı olması gereken yerde ve doğru bir zamanda gerçekleşti. Şu anda grafik görüntüsüne baktığımızda öncelikle nasıl bir çalışma grafiğim olduğunu ve bu çalışma grafiğine göre nasıl stiller alabileceğimizi göstereceğim. Şu bant itibariyle Bitcoin'de şuralar düşüş trendi hattıydı. Şu tarihte kırıldıktan sonra da yükseliş trendinde oynamaya başladı. Bu trend tekrardan devamını sergiler. Daha önce yükseliş trendiyken şu anda ise arkadaşlar destek hattı haline gelmiştir. Yani trend desteği haline gelmiştir. Görmüş olduğumuz üzere şuralarda 7-8 kere, şuralarda da arkadaşlar 4-5-6 kere burayı denedi ve buralardan her seferinde yukarı yönlü hareketler yaparak aslında bu bağlamda bizlere çok fazla al sat fırsatı vermişti. Piyasaya baktığımızda çok fazla korkular hakimdi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Bitcoin'de işte 30 bin dolarlar, 25 bin dolarlar, işte Fed'den faiz kararları gelecek, faiz artışı sonrası çok daha büyük kıyametler vesaire derken insanlara korkuyu aşıladılar. Aşağılardan da her zaman olduğu gibi malzeme toplamaya başladılar arkadaşlar. Elinde Bitcoin bulunduran, büyük Bitcoin bulunduran bir balina ise dün 3000 adet Bitcoin satın almıştı. Bunu da Twitter üzerinden sizlere zaten paylaşmıştım. Bu insanlar nereden satın alıyor mesela bu Bitcoin'leri? Tabii ki de sizlerin elinden, bizlerin elinden, yani korkan insanların elinden alıyor. Ardından bu adamlar onları tekrardan yukarı tepe noktalardan almak isteyenlerin eline bırakıyor arkadaşlar. Sistem ne yazık ki bu şekilde. Yani bu piyasada çok temkinli olmak lazım. Her an av olabilirsiniz. Artık sizlerin de avcı olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden av olmak yerine artık avcı olma vakti geldi. Şimdiye kadar hep sizler av oldunuz. Şimdi de artık başka avlar bulun ve siz avcılık yapın. O yüzden bazı durumlarda teknik analizi en az ufak bir şekilde bilmeniz bile arkadaşlar sizlere güzel paralar kazandırabilir. Peki şu anda Bitcoin'de durumlar neler? Şu anda çizmiş olduğum kısa vadeli trend ve şu anda buraya doğru geri salınım yapıyor arkadaşlar. Bu bağlama baktığınızda 43.300 dolara tekabül etmekte. Yani bu bağlamın kırılmasından sonra Bitcoin'de hızlanabilir bir yükseliş görmemiz muhtemeldir. İşte insanların bir kafasındaki soru işaretlerinden bir tanesi İşte şudur. İşte Bitcoin dönerse nereden döner? İşte dönerse buradan döner. Dönmezse ise formasyonlara baktığımızda burada bir W var. Bu bir. Artı bu direnci kırmasıyla birlikte kısa vadeli düşüş trendini kırıyor. Ardından yolu zaten 44 bin dolar olacaktır. Buralarda toplanmasından sonra artık yukarı yönlü hareketlerini yavaş yavaş idame ettirecektir arkadaşlar. Hani bu süreçte de insanlara ders olmuştur. Bazı durumlarda korkuyu satın alması gerektiğini bilmesi konusunda. Stop loss'u denedikten sonra hiçbir şey olmaz arkadaşlar. O yüzden denemekten zarar çıkmaz. Korkuyu bazı durumlarda satın almakta fayda var diye düşünüyorum. RSI'ye baktığımızda ise arkadaşlar şu bağlam direnç attı. Keza RSI da tam bu dirence göre önemli bir direnç attı. RSI bağlamında da Bitcoin'in geri çekilme yapabilme ihtimali 56,10'da gerçekleşebilir. Burayı kırdıktan sonra zaten teknik analizde hacim olarak da burayı kıran iki direnci de otomatikmen kırmış olur. Şu anda güncel olarak 43.250 dolar bağlamını iyi bilmemiz lazım. Eğer geri çekilme yaşarsa bu bağlamdan çekilir. Çekilme yaşamazsa da 44.000'e doğru yola çıkar arkadaşlar Bitcoin. Alımların hızlandığını, aslında çıkışın da herhangi bir sorun olmadığını, negatif uyumsuzluğun veya hacim kaynaklı bir geri çekilme olduğunu görmüyorum açıkçası. Hacim de yükselişi destekler nitelikte. Ama bu direnç önemli bir direnç arkadaşlar. Bu direnci yükseliş için kırabilmesi lazım. Peki Bitcoin neden bugün bir yükseliş yaşadı? Yani bu neyin nesi? İnsanlara gel gel mi yapıyor? Bizim Türklerin tabirleridir. Bu bize gel gel yapıyor piyasa diye çok fazla kullanılır Türk kripto para topluluğu arasında.
Yarın arkadaşlar Amerika'nın enflasyon verileri var. Bu verileri bizlerle paylaşacak. Bu veriler zaten kripto paraya yarayacağını düşünüyorum. Keza bu veriler öncesinde de insanların Bitcoin'e veya kripto paralara yavaştan yerleştiğini an itibariyle görüyoruz arkadaşlar. Hacimsel bağlamda da yukarı yönlü hareket bağlamında da bu hissettirilir bir seviyede. Enflasyon verilerinin kripto parayla nasıl bir etkisi var diye soracak olursanız da Amerika'nın tekrardan enflasyon verileri beklenmedik seviyelerde çıktığında bu bağlamda insanların yine kağıt paraya güveni azalacak ve dijital ortamlara, merkeziyetsiz yatırımlara tekrardan yönelmek isteyecektir. Amerika'da arkadaşlar bildiğiniz üzere enflasyon üstüne enflasyon, yani enflasyona yenilmek üzereler. İnsanlar da haliyle şu ana kadar her zaman güvenli limanı dolar görürken artık bazı şeyler değişti arkadaşlar ve insanların da düşünce yapıları haliyle değişmeye başladı. Geleceğe, yeniliğe ayak uyduramayan herkes gerilenmeye mahkumdur. Bitcoin'de, kripto paralarda geleceğin bizlere en iyi getirisiydi. Bundan 5-10 yıl sonra da ben kağıt paraların tamamıyla rafa kalkacağını, kripto para ödeme sisteminin geleceğini düşünüyorum. Biliyor musunuz, izlediniz mi bilmiyorum. Börün'ün 2039 filminde bir taksimetrede taksimetre ücretinin ne TL ile ne dolar olduğunu gördük. Avax ile ödeme yapıyor taksimetreye 2039 yılında. Yani bir film setini bile adamlar kripto paraya göre tasarlamışlar. Ki keza bizler en azından buranın yıllardır yatırımcısıyız. Kendim için demiyorum, izleyicilerim için de diyorum. Bizlerin burada daha iyi düşüncelerle buraya yansıtmamız, daha korkusuz olmamız gerekirken aslında hiç kimse korkmazken sadece bizler korkuyoruz. Arkadaşlar bu durum bizlere tabii ki de zarar veriyor. Diğer bir bağlama baktığımızda, burada bir kamera açayım. Diğer bağlama baktığımızda işte globaldeki önemli haberlerden bir tanesinde de Kazakistan'da artık madencilerin yavaş yavaş yerlerine geçtiğini, keza bir de şöyle bir bilgi var, bu da çok önemli bir bilgi. Madenciler normalde ürettiği Bitcoin'i güncel verilerden hızlı bir şekilde aydan aya satarlardı. İşte son 2 yıllık verilere baktığımızda, tahlillere baktığımız zaman bu sene itibariyle madenciler ürettiği Bitcoin'i tekrardan elinde tutmaya başladı. Yani madenciler de artık hudul etmeye başladı. Madencilerin hudul edildiği yerde de zaten arkadaşlar sağlam hacimler gerçekleşir ki bunun üreticisi madenciler olduğu için adam üreticinin de tuttuğunu görünce daha da güven aşılıyor kendine. Haliyle yatırımlar da hızlanıyor. Madencilik üretimi önemli arkadaşlar. Çünkü Bitcoin madencilik üzerinden üretiliyor bildiğiniz üzere. Makineler tarafından üretilen bir varlık. Bu bağlamda da üretici bunu direktmen çıktığında satarsa haliyle yatırımcı der ki ya bunu üreten bile hemen satıyor, ben mi tutayım der. Ama 2 yılın ardından madencilerin verileri tekrardan yüksek çıkmaya, yani hudl yapmaya başlamışlar arkadaşlar. Madenciler bile aslında bu işin ne kadar sağlam olduğunu yıllardır biliyordu. Ama bu sene içerisinde bu düşüş de tekrar yukarı yönlü sağlam hareketler çıkabileceğini düşünmüşler ki adamlar hudl etmeye başlamışlar. Kazakistan'daki verilerin de düzelmesiyle birlikte Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerimiz başladı. Umarım devam eder. Direnç noktalarımız kırılırsa keza devam edecektir arkadaşlar. Düzeltmeler yaparsa da dediğim bölgelerden yapar. Şimdi küçük bir de arkadaşlar işbirliğinden, tanıtımdan bahsedeceğim. Şimdi anlatacağım şey bir sponsorlu içeriktir, bir işbirliğidir. Bilginiz olsun. Her zaman olduğum gibi şeffaf bir şekilde anlatacağım. Ben işbirliği aldığım zaman onu övmem ya da onu pohpohlamam. Doğrularıyla, yanlışlarıyla aktarırım size. Önce bu website üzerinden göstereceğim. Anlatacağım yer arkadaşlar Yobite, bir farm sitesi. Eğer farmla, madencilikle ilgileniyorsanız buraları izleyebilirsiniz. Ben anlatıyorum diye yatırım yapmanız da şart değil. Adamlar sadece ismimiz duyulsun diye bizlere teklif sunuyor. Gel bize yatırımcı kas diye değil. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu bağlama baktığımızda öncelikle Yobite ne zaman açılmış? Yobite Exchange nedir? Bunlara bakacağız kısa bir şekilde. Yobite Exchange arkadaşlar burada 5 yıl 4 ay yazsa da 8 yıldır faaliyet gösteriyor. Ana üst olarak da Rusya olduğunu görüyoruz. Yani country kısmında adamların ırklarından da buralardan görebilirsiniz. Ne kadarlık şeyler yapılmış buralarda arkadaşlar, neler var neler yok bu website üzerinden görebiliyorsunuz. Bura farklı bir platform bu arada. Kendi şeylerini buraya yazmıyorlar tabii ki de. Şeffaf bir haber sitesi. Şimdi buraya baktığımızda Yobite nedir arkadaşlar? Yobite 8 yıldır kripto parada farm edebileceğiniz, mining yapabileceğiniz bir yer. Mining dediğimiz zaman insanlar haliyle hemen korkuyor ki korkabilirsiniz arkadaşlar. Çoğu miningçiler paranızı kurtarsanız da, bazı durumlarda kurtaramasanız da gidiyor. O yüzden mining yüksek getiri sağlasa da, özellikle özel bulut madenciliği dediğimiz sistem yüksek getiri sağlasa da riski de haliyle çok fazla oluyor. O yüzden her nerede mining yaparsanız yapın, sermayenizi ona göre ayırın. Ya ben hemen paramı yatırayım, zengin olayım arkadaşlar, bedava
Peynir sadece fare kapanında olur. Bunu da unutmayın. Şimdi buraya baktığımızda Yobite üzerinden arkadaşlar Bitcoin paritesiyle Ethereum, Doge, USD tarzı tokenlarda stake edebiliyorsunuz. Burak genelde DeFi üzerine tasarlanmış. Yani DeFi projelerini burada mining edebiliyorsunuz. Burada mesela benim beğenmediğim tek şey biraz karışık olması. Şeffaf bir şekilde yorum yapıyorum tabii ki de. Biraz site karışık ve güncelliğini koruyamamış gibi geliyor bana. Çok daha güzel design siteler tasarlanabilirdi. Belki klasikten yanalardır. Orası tartışmaya açık. Ama şu bağlama baktığımızda website biraz karışık arkadaşlar. Sağ taraftaki şu bölüm benim hoşuma gitti. Burada arkadaşlar chat edebiliyorsunuz. Yani insanlarla konuşabiliyorsunuz. Hani adamlar kendilerine güveniyor ki chat kısmını açmışlar. Ve buradan herkesin canlı bir şekilde mesajlaşabileceği platform hakkında bilgi veya genel sohbet edebileceği bir alan açmışlar. Normalde mesela bunu hiçbir site yapmaz. Çünkü adamlar kendine güvenmez. Bu website kendine güveniyor ki, bu farm yeri kendine güvenmeli ki böyle bir yer açmış arkadaşlar. Herkesin yorumlarını buradan okuyabiliyorsunuz. Şimdi benim bir deneme MEDO hesabım var. Demo hesabı. Adamlar bana tahsil etti. Burada 0,20 Bitcoin var. Şimdi bu bağlamda arkadaşlar MEDO yatırmak istiyorsanız hemen karşısına geliyorsunuz. Burada sizlere adres veriyor. Çekmek için de eksi tuşuna basıyorsunuz. Bu bağlamda da sizlere çekiyor. Şimdi buraya baktığımızda ne yatırım yapacağız? Mesela nasıl yatırım yapacağız? Bunlara bakalım. Farm kısımlarında arkadaşlar burada normal isterseniz exchange yapabiliyorsunuz. Normal bir vallahi yatırım yapar gibi. İsterseniz swap yapabiliyorsunuz. Yani swap dediğimiz takas sistemi. Örnek veriyorum. Ethereum Bitcoin, Ethereum'u Bitcoin'e ya da Bitcoin Ethereum'a hızlı bir şekilde swap'inizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi buradan yo farm kısmına tıkladığımızda buralarda sizlere farm özelliğinden bahsediyor. İşte Spitz'in Bitcoin paritesi var. APY'ler %876 yazmış ama ben şu an mesela normal bir yatırımcı olarak baktığımda bu APY çok yüksek geliyor bana. Normal bulut madenciliğinde bunu görsem ya bunu vermez, bu sıkıntılı derim. Ama bu adamlar 8 yıldır burada olduğu için bir şöyle düşündüm. Neden bu kadar getiri sağlıyorlar? Token'ın değeri az ise, yani token çok fazla değerli değilse yüksek APY vermeleri olanak bir durum arkadaşlar. Bu arada bu aylık APY değil, yıllık APY. Bilginiz olsun. Yani şu kadar tahlil veriyor sizlere. Şimdi bu bağlamda geldiniz. Örnek veriyorum. Bir token istiyorsunuz ya da diğer web sitelerde bulamadınız. Buradan bir farm yapmak istiyorsunuz. Önce buradan bir tane neyi farm etmek istiyorsunuz? Mesela Doge falan da var bu bağlamda. Buraya geldim. Mesela farm kısmına bastığında buranın auto swap kısmı açılacak. Mesela swap dediğim şura. Bitcoin'i Spitz'e çevirebiliyorsun. Ya da Spitz'i Bitcoin'e çevirebiliyorsun. Pariteler bu şekilde. Şuradan arkadaşlar mesela buradan Spitz'i çevirebiliyorum. Yani swap yaptığımda bakın şu an swap yaptım ben. Bunu buna çevirdim. Yani Bitcoin'i Spitz'e çevirdim. Az önce burada Bitcoin'im vardı. Şu anda tam tersi Spitz'im oldu. Şimdi de Spitz'i Bitcoin'e çevirmek istiyorum. Bu çevirerek mi para kazanıyoruz? Hayır. Burada swap yapmanız gerekebilir. Yatırım yaptığınız tahlille burada parite açılmıyorsa bunu bilmeniz lazım. Buradan ekstra bir swap ile şu anda tekrardan Bitcoin'e çevirdim arkadaşlar. Mesela ben buna işte Spitz'e yatırım yapmak ya da madenciliğine katılmak istiyorum. Nasıl yapabiliyorum? İstersen max buradaki bütün tutarlarımı buraya bırakabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar adet elde edebiliyorum. İstersen bunu düşürebiliyorum. Şurada kendim de yazabiliyorum. İşte ben 0.200 vermek yerine 0.10 da verebilirim gibisinden. Karşılığını sizlere otomatik olarak çıkartıyor. Add liquidity dediğiniz anda otomatikmen buraya kaydolmuş oluyorsunuz. İstediğiniz her anda tekrardan liquidity'yi bozabiliyorsunuz. Burada da remove liquidity var arkadaşlar. Remove max dediğinizde tamamını ya da remove liquidity deyip yarısını, %25'ini, %50'sini tahlilde çekebiliyorsunuz aynı saniyede. Kilitleme durumunda mesela sizlere 1 yıl 6 ay gibi stake sözleri vermiyor. İstediğin an kilite gir, istediğin an çık diyor adamlar sizlere. Onu da bu bağlamdan yapıyorsunuz. Dilediğiniz token'ı mesela şurada farmlarına bakın ne kadar getiri sağlıyor. Ya da sizin hayalinizdeki stake yerine o token burada varsa buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların bir de kendi tokenları var. 17.000 adet çıkarttıkları için haliyle değeri de biraz fazla olmuş arkadaşlar. Yobite'ın kendi token'ı da var. Bunu da bilgisini vereyim. O bağlamda o token'a da mesela stake yapabiliyorsunuz. Şuraya baktığımızda mesela alım satımları da görebiliyorsunuz. İsterseniz burada normal yatırım da yapabiliyorsunuz. Mesela buy kısmından işte balansını, price'ı, totali, işte fee ücretleri vesaire total fee'leri ayarladıktan sonra normal yatırım da yapabiliyorsunuz. Keza yan tarafta da hemen bunu satabiliyorsunuz. Yani adamlar tek bir platformu double şekline tasarlamış, her şeyi ayarlamışlar. Yani hem exchange yapabiliyorsunuz, hem swap yapabiliyorsunuz, hem stake ve mining yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bağlamda da
başarılı bir site diyebilirim. Ama site tasarımı vesaire eski olduğu için hoşuma gitmedi. Çünkü 8 yıldır faaliyet gösteriyor. Hani imaj meselesi gibi düşünün ama güncelliğini de koruması lazım bence. Çok fazla karmaşık yapılar da içeriyor. Ben bunu anlattım diye gelip buraya stake etmeniz şart değil. Yatırım yapmanız şart değil. Ben bunun için adamlarla sponsorlu anlaşmalar yapmıyorum. Adam beni duyur diye veriyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın demeden hemen önce bir de şunu belirteyim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, BRN token'ın aşamalarına başladık. Açıklama kısmına da BRN token'ın sosyal medya hesaplarını paylaşacağım. Onlara da katılım yapmayı unutmayınız. Twitter ve Telegram'ı sizlerle paylaşacağım. Çok yakın sürede de genel bilgileri verip white paper'ı yayınlayıp ön satış aşamasına doğru geçeceğiz. Ön satış öncesinde A'dan Z'ye her şeyi nasıl alınır, nasıl edilir video şeklinde paylaşacağım arkadaşlar. Endişeniz olmasın. Sosyal medya hesaplarına katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.